Herkese selamlar arkadaşlar. Birçoğumuzun merak ettiği şeylerden birisi şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri. Savaşı girerse ne kadar caydırıcı olur? Konumuz bu. Biliyorsunuz ki hava araçları konusunda çok çok uzman birisi değilim. Bu sebeple bu analizim kara araçları üzerinden, özellikle tanklar üzerinden olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplamda 3000 civarı tankı olup bu sayının %70'i Patton tanklarından oluşmaktadır. Patton tankları M26 tanklarının devamı niteliğinde olup kökü 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanmaktadır. Ordumuzun daha önceleri ilk nesil M48, A1 Patton gibi araçlar olsa da bu tankların çoğu modernize edilerek 1975 şartlarına uyarlandı. Ordumuzun şüphesiz en bilindik ve en yoğun görev yükü olan tankı A3 Patton'lardır. Daha önceden T-72 ile M60A3 tanklarımızı detaylı bir şekilde karşılaştırdığımdan detaya inmeyeceğim. Lakin M48 Patton dahil olmak üzere ordumuzun kullandığı tüm Patton tankları hurda denilebilir. M48 tankları 1948 yılında tasarlanmış olup o günden bugüne kadar zırh modernizesi görmemiştir. Bu da tankı son derece savunmasız kıldığı gibi stabilizasyon, termal kamera gibi donanımları bulunmamaktadır. Ancak TSK'nın aktif olarak kullandığı M48 A5 T1 ve T2 modelleri stabilizasyon, termal kamera gibi modern tanklarda bulunan bir dizi özelliklere sahip olup T-72 benzeri Sovyet tanklarına atış sistemiyle üstünlük kurabilseler de M60 ve M48 tanklarımızın stabilizasyon sistemi eskiyip yenilenmediği için çalışmamaktadır. Bu sebeple M60 ve M48 tanklarımızın aslen 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan tanklardan çok büyük farkı yoktur. Bu kaide Leopard 1 tanklarımız için de kısmen geçerlidir. Ordumuzun 3000 civarı tankı olsa da bu tankların çoğu 50-60 yıllarından kalma modernize edilerek kullanım ömrü artırılmış tanklardan oluşmaktadır ve nitelikleri son derece yetersizdir. Örneğin M60 tanklarının zırh kalınlığı gövdede bu şekilde 110 ile 140 mm civarı değişirken M48 modellerinde bu değerler daha da kötüdür. RPG-7'nin en ucuz çukur imla haklı yani Hiit mühimmatı dahi 300 mm kalınlığındaki rahat çelik olarak adlandırılan tank çeliğini delip geçebilirler. Geliştirilmiş versiyonlarında ise bu deliş kuvveti 750 mm'ye kadar ulaşabilmektedir. Suriye'de kullanılan ATGM yani sizin bildiğiniz adıyla TOW füzeleri 1000 mm üzeri çelik zırhlara nüfuz edebilecek şekilde tasarlanmıştır ve M60, M48 tanklarının zırhını baz aldığımızda ATGM füzelerinin bu zırhlara nüfuz edebilmesi çantada kekliktir. Ki zaten Fırat Kalkanı gibi operasyonlarda bu tankların ateş gücünün, beka kabiliyetinin, motor performansını ve bozulmadan kullanım ömrünün son derece yetersiz olduğu ifşa olmuştur. Özetleyecek olursam M48, M60, Leopard 1 tanklarımızın nitelikleri yetersiz ve Suriye'de kullanılan T-72 tankları dahi bu tanklarımıza oranla birçok açıdan daha üstündür. Gelelim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek tankı diyebileceğimiz araçlarına. M60T ve Leopard 2A4. M60T ve Leopard 2A4 tankları ile alakalı detaylı bir videom var. Dilerseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. Bu tankların en büyük özelliği Orta Doğu'da yeterli denilebilecek niteliklere sahip olup yüksek kuvvet üretebilen, güç grubu ve yüksek mukavemet sağlayan kompozit zırhlardır. M60T tanklarında 1000 beygir dizel motor aracın 60 km gibi hızlara çıkabilmesini sağlarken tankın ön zırhında kullanılan Slare zırh tanka 1000 mm kimyasal direnç yani sizin anlayacağınız dilde TOW mühimmatlarının 1000 mm reha çelik delen etkisini bloke edebilir ve yüksek zoom kapasiteli termal kamerası ile desteklenmiş 120 mm'lik yivsiz 700 mm üstü reha çelik delebilip 5 km kadar isabetli atış yapan topuyla düşman hedeflerini baskı altına alabilir. Leopard 2A4 tanklarıyla M60T tanklarımızın nitelikleri birbirine yakın olup termal kamerası topu benzer niteliklerdedir. Ancak Leopard 2A4 tanklarında 1000 yerine 1500 beygir motor kullanıldığı için tank 60 yerine 72 km'ye kadar hızlanabilir ve
ufak maillerde motorun zorlanması ile 80 km'ye kadar ulaşabilir. M60T ile Leopard 2A4 tanklarının zırh koruması ön kısımlarda birbirine yakındır. Lakin M60T tanklarının sadece gövdesinin üst parçası ve ön kulenin tamamı silara, reaktif zırh gibi yüksek dirençli zırhlar ile korunurken Leopard 2A4 tanklarının ön zırhı tungsten seramik bileşikli nere zırhtan oluşmaktadır. Bu da Leopard 2A4 tanklarını daha avantajlı yapmaktadır. Fırat Kalkanı operasyonunda Leopard 2A4'ün önden delinip M60T'nin delinmemesi tamamen şanstır. Bu durumu açıklayayım. M60T tanklarımızın en sağlam kısmı bu işaretlemiş olduğum yanak bölümleridir. Ve 1000 mm rahat çelik delebilen heat başlıklarına karşı mukavemet sağlar. Ancak aynı zırh koruması tankın diğer bölümlerinde geçerli değildir. Fakat Leopard 2A4 tanklarının kulesindeki heat direnci birçok bölümde benzerdir ve dengeli yapıdadır. Aynı şekilde Leopard 2A4 tanklarının gövdesi de daha güvenilirdir. M60A1 tanklarımıza uygulanan M60T Sabra paketi ön gövdenin alt plakasına uygulanmamıştır ve burasının zırh mukavemeti M60'lardan farksızdır. Özetle M60T Leopard 2A4 TSK'nın en nitelikli tanklarıdır ve günümüzde dahi iyi denilebilecek özelliklere sahiptir. Ancak bu tanklar 1980 yıllarında üretilen ATGM füzelerinde hitaben geliştirilmiştir. Bu sebeple günümüzde 1200 mm üstü deliş gücü olan ATGM füzelerine karşı zırh koruması yeterli gelmemektedir. Üstelik bu tanklar ordumuzla çok kısıtlı sayıdadır. M60T tankları düzenlediğimiz operasyon sonrası 150 civarında kalırken Leopard 2A4'ler 250 civarı kalmıştır. Yani şunu söylemek mümkün. Ordumuzda sadece M60T Leopard 2A4 modern tanktır. Diğer tanklarımızın çoğu 50-60 yıllarından kalma olduğu için gerçek bir savaşta işe yaramayacaktır. Tank envanterimiz nasıl düzelir? 6 ay kullanımı girer ise ne gibi etkisi olabilir? Öncelikle 6 ayın altyapısı, nitelikleri K2 tanklarıyla benzer olup genel tasarımı eksik ve hatalıdır. Bunun nedeni ise kule yanaklarının gereksiz ince yapılırken kalkanın çok büyük, gereğinden kalın, ağır yapılmasıdır. 79 yapımı Leopard 2A4 tanklarında dahi ön kulenin yanakları 800 mm kalınlığında olurken alt ay tanklarında kule zırhı 550 mm'dir. Yani son derece ince. Alt ayın M60T ve Leopard 2A4'lere göre çok üstün yanı yoktur. Sadece atış kontrol ve aktif koruma sistemleriyle tank günümüzün modern tehditlerine karşı güncellenmiş bir Leopard 2A4'tür esasen. Günümüzde ağzımız açık izlediğimiz birçok modern tank modernize edilmektedir. Bizim 3. nesil olarak kabul ettiğimiz Altay artık eskimeye başladı. 2015 itibarıyla Armata gibi 4. nesil tanklar üretilmeye başlandı. Bu nedenle Almanya, Fransa gibi ülkeler 2010 üretimli tanklarına 130 mm top takarak yeniden yapılandırıyor. Anlayacağınız Altay 3-4 yıl içerisinde üretilmez ise gerek kalmayacak. Peki ne yapmalıyız? Senin önerin ne? Benim fikrim daima T90MS. Peki TSK Rus temelli bir tanka uyum sağlayabilir mi? Bunun cevabı evet. NATO devleti olsak da bize Alman, Amerikan yedek parçaları, mühimmatları zaten verilmiyor. Ordumuz şu anda Rus ekolüne geçiş yapmak için uygun bir durumda. NATO araçları genellikle sofistike, pahalı, tamiri zor, güvenilmez araçlardır. Bozulmaya yatkındır. Bozulsa dahi savaş alanında kolaylıkla tamir edilebilen yapıya sahip değillerdir. Ancak Rus tankları ve araçları basit, ucuz, kolay tamir edilebilen her türlü savaş şartına uygun araçlardır. İkinci Dünya Savaşı'nda Tiger ve T-34-85 kafa kafaya geldiğinde Tiger tankları tartışmasız üstünlük kursa da savaşın kazananı T-34 olmuştur. Bu durumu günümüze indirirsek Leopard 2A7 veya M1A2 ile T-90 karşılaştığı zaman Tiger ile T-34'ün muharebesi gibi olacaktır. Lakin
T90MS modelleri T90 ve T90A modellerine oranla açık ara daha niteliklidir. T90MS modellerinin ön zırh koruması bazı noktalarda Leopard 2A7 kadar iyi olmasa da 65 tonluk Abrams'lardan birçok açıdan üstündür. Ayrıca M1'lerin 4'te 1 fiyatındadır. Türkiye S-400'leri alırken bir söz söylemiştim. S-400'lerin yanında T-90MS'leri de almalıydık. Çünkü daha demin belirttiğim üzere TSK'nın birçok tankı son derece yetersiz, kısmen yeterli olan Leopard 2A4 ve M60T ise sayıca çok az. Bu yüzden en kısa zamanda kesinlikle T-90MS tankları alınmalı. Peki T-90MS yerine farklı bir tank alınabilir mi? Alternatifi var mı? Bunun cevabı hayır. Neden mi? 4 milyon dolar olup da 10 milyonluk M1A2 tanklarına üstünlük kurabilecek başka bir araç yok. M1A2'ler 750 mm'ye kadar reha çelikleyebilirken T-90MS tankları son nesil sabot mühimmatlarıyla 800 mm armatalarda kullanılan top entegrasyonu ile de 1000 mm'ye kadar reha çelik zırhlara nüfuz edebilmektedir. Ön zırh koruması ise TOW benzeri kimyasal enerjili mühimmatlara karşı 1200 mm üzeri mukavemeti ile günümüzde kullanılan tüm ATGM tehditlerine karşı dirençlidir. Ayrıca M1A2 tanklarının 750 mm reha çelik gelebilen APFSDS mühimmatlarını da relikt reaktif zırhlarıyla birlikte engelleyebilmektedir. T-90MS Rusya için ne kadar uygun ise Türkiye için o kadar uyumlu. T-90MS tanklarını almasak dahi K2 tasarımlı Altay gibi başarısı kanıtlanmayan bir süre eksikliği olan NATO temelli tankları bırakıp T-90 benzeri basit, ucuz, zırhı açılı ve özellikle reaktif zırh ile desteklenmiş tanklar yapılmalı. Türkiye'nin gözden kaçırdığı en büyük şey reaktif zırhlardır. 30 mm kalınlığı olan reaktif zırhın kimyasalı 300 mm reha çelik zırha nüfuz edebilen TOW füzelerini engelleyebilirken relikt reaktif zırh olarak adlandırılan modeller ise 750 mm'ye kadar engelleyebilmektedir. Peki nasıl oluyor da 30 mm'lik bir kimyasal 750 mm çelik delebilen bir kimyasal başlığı etkisiz hale getirebiliyor? Reaktif zırhlar tepkimeli bir sisteme sahiptir. Bu zırhlar vurulduğunda tepkimeye girip genişlemeye başlarlar. Akabinde mühimmatın delmesi gereken yol uzar. Bunun neticesinde başlığın ya tamamen bloke olmasıyla ya da deliş kuvvetinin büyük bir kısmının engellenmesi ile sonuçlanır. Evet arkadaşlar, fazla teknik detaya inmeden 7'den 70'e herkesin anlayabileceği dilde sizlere TSK'nın durumunu ve ne yollar izlenmesi gerektiğini anlattım. Görüş, öneri ve fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Selametle.